Urfa'nın gerçekten adına yakışacak kadar şanlı olan bu kadim şehrin şanlı, cesur ve iyi insanları, sevgili dava arkadaşları, değerli Urfalı kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensupları. Şanlı Urfa'ya en yakışan ön sıfatın beşeriyet olduğunu düşünüyorum. Evet, Şanlı Urfa beşeriyet kentidir. Ve bu beşeriyet kentinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Misafirperverliğinize teşekkür ediyorum. Bir ay kadar sonra 11 Nisan'da Şanlıurfa'mızın Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca mücadele vererek bağımsızlığını kazanmasının ve İstiklal Harbi'mize büyük cesaret ve ilham vererek Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine imza atışının 100. yılını kutlayacağız. Bundan tam 100 yıl önce bugünlerde Ali Sahip Bey komutasındaki Kuvayi Milliye Kuvvetleri düşman işgaline yiğitçe karşı koyarak Urfa'nın kurtuluşunu sağlıyorlardı. Yaklaşık bir ay kadar süren çarpışmalardan sonra milletimizin kesin zaferi elde edilmiş, Urfa'nın şanlı mücadelesi ve istiklaline sahip çıkma azmi önce Urfa'nın kurtuluşunu sonra da yurdumuzun istiklalini sağlamıştı. 100 yıl sonra bugün Urfa'mızın başka bir mücadelenin yine cesur ve yine vatansever bir mücadelenin başrolüne aday olduğunu ve buna yürekten inanıyorum. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Gerçekten Şanlıurfa yeni bir mücadelenin aday öncü şehridir, ilidir. Demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı olarak ifade ettiğimiz Cesurlar Hareketi'nin özverili mensupları olarak sizler inanıyorum ki yine Türkiye'mizin bağımsızlığına ve kalkınmasına şanlı ve unutulmaz bir imza atacaksınız. Ve dönüşüme güçlü katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İl ve ilçe teşkilatlarımıza yönelik eğitimlerimize, biraz önce Sayın Başkan'ın söylediği gibi, insanlık tarihinin başladığı, insanların ilk defa yerleşik hayata geçtiği, tarım ve hayvancılığın ilk adımlarının atıldığı, İstiklal Savaşımızın kahramanca mücadelesinin yapıldığı, Peygamberler Şehri, aziz Şanlıurfa'mızdan başlamaya karar verdik. İdlib'de yapılan vahim hatalar, işlenen gaflet, büyük acılara ve büyük maliyetlere yol açmıştır. Şehitlerimize rahmet, minnet ve saygı anıyorum. Ama madem Moskova'da böyle bir sonuca rıza gösterecektik, niye o şehitleri verdik diye de içim yanıyor. Afrayla, tafrayla ilan edilen hedeflerden ricat edilmiştir Moskova'da. Yapıcı uyarılarımıza kulak vermeyen iktidar, verilen onca şehidin ve kaybolan itibarımızın ardından dönüp dolaşıp
bu ateşkese razı olmak zorunda kalmıştır. İmzalanan ateşkes kırılgandır. Temennimiz kalıcı olmasıdır. İnşallah öyle de olur. Ama iktidarın bu konudaki sicili de çok bozuktur. Bunu söylemeliyim. Yanlış üzerine yanlış yapmaktadır. Anlatılan kahramanlık masallarına bakmayın. Dış politikamız bir gün bir ülkeden ertesi gün başka bir ülkenin dümen suyuna savrulmalar yaşamaktadır. Maalesef ekonomi de felakete sürüklenmektedir. Vatandaş enflasyon ve işsizlik baskısı, biraz önce İl Başkanımız işsizlikten bahsetti ve Urfa'da bunun ne kadar ağır bir sorun olduğunu çok iyi biliyorum. Evet, enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik baskısı altında vatandaş ezilmekte. Her gün bir önceki günü mumla aramakta, beterinde beteri varmış demektedir. Özellikle Urfalı çiftçi kardeşlerimizin borçları nedeniyle DEDAŞ ile yaşadığı sıkıntıları da yakından takip ediyoruz. Şikayetleri ilgili makamlarla paylaşarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çiftçimizin hak ettiği 3 kuruş desteğe DEDAŞ tarafından el konuluyor olması akıl alır gibi değildir. Bu dünyada bir tek burada, Urfa'da uygulanan bir korsanlık modelidir. Korsanlık modelidir. Ve arkasında hangi güçler vardı, onu da araştıracağız. Bu şikayetlere neden kulak tıkanmakta? Çiftçilerimiz kim bilir kimler uğruna yokluğa ve çaresizliğe itilmektedir. Siyasi ve ideolojik eleştiriler ve tartışmalar bir yana, AK Parti'nin ülkeyi yönetmeye ehliyetinin olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sadece ekonomi ve dış politikada değil, eğitimde, sağlıkta, çevre politikada,